Hatay'ın Yayladağ ilçesinde yaklaşık 10 sene önce devlet desteğiyle 25 dekar alanda üretimine başlanan ve bu yıl Ekim alanı 2500 dekara çıkan çileğin %70'inin ihraç edilmesi planlanıyor. Biz buna köyde e, görerek, e, diğer köydekiler yapınca onlardan görerek başladık. İki dönümle başladık ve baktık çok iyi verim veriyor ve biz arkasından devlet e, kaymakamlık desteğiyle e, çoğalttık. Ve çok iyi sonuçlar aldık. Farklı aroması ve uzun raf ömrüyle yoğun talep gören çileğin bu sezon büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç edilmesi için gerekli bağlantılar kuruldu. Yaklaşık 15 gün sonra ilk hasadı yapılacak meyvede bu yıl 7 bin tona yakın ürün elde edilmesi bekleniyor. 2016 yılında Kaymakamlığın yaptığı projelerden esinlenerek kendim de 5 dönüm çilek yaparak bu işe başladım. E Bakın işler güzel gidiyor, geleceğe olan bir sektör, e, özellikle hani üretim sektöründe sürekli ihtiyaç var. E, pazar konusunda da sıkıntı yaşamayınca yıldan yıla e, üretim alanımızı genişleterek şu an e, 70 dönümlük bir alanda üretim yapmaktayım. Çilek tarlalarını ziyaret edip üreticilerden bilgi alan Yalıda Kaymakamı Tahir Yılmaz, Kaymakamlık, Sivil Toplum Kuruluşları, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediyesi destekleriyle bu yıl çilek üretim alanının daha da arttığını söyledi. Bizim yayla dağ çileğimizin diğer Akdeniz bölgesinde üretilen çileklerden farkı şudur. E, aromasının, lezzetinin, rayihasının güzelliği, raf ömrünün uzun olması ve hasat döneminin yaklaşık 4 ay, 5 ay kadar uzun olabilmesidir. Çileğin ilçede ciddi bir istihdam alanı oluşturduğunu anlatan Yılmaz, şu an yaklaşık 400 hanenin yani 2000 kişinin çilek sayesinde gelir elde ettiğini belirtti. Yaklaşık 7000 ton rekolte bekliyoruz. Bu talepleri karşılamak adına biz tarlalardayız, ailelerimiz tarlalardalar. Yayla Dağı'nın istihdamını ciddi derecede artıracak bir projeydi bu başlangıcı. Şu anda yaklaşık olarak 400 aile, yaklaşık 2000 kişi burada istihdam edilmiş durumda. Buradan ekmek yiyorlar.